Değerli izleyenler yeni bir program ve yeni bir konukla Yakın Doğu TV televizyonundan kanal ekranlarından evlerinize misafir olduk. Yakın Doğu Üniversitesi'nde akademik, kültürel, sportif çalışmalar, etkinlikler, çalış araştırmalar devam ederken bir yandan da bunları sizlere ulaştırmak, Yakın Doğu Üniversitesi'ni e, sizlerle buluşturmak e, üzere bu ekranlarda bir araya geliyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi 90'a yakın programıyla e, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verirken bir yandan da Farklı bölümleri bünyesine katarak fiziksel büyümesi yanında akademik büyümesini de pekiştiriyor. Yakında üniversitesinin fark attığı, fark yarattığı, öncülük yaptığı bölümlerden, fakültelerden birini bugün konuk etmek istedik. Ve bu fakültemizin dekanını ağırlamak istedik. Yakında üniversitesi Denizcilik Fakültesi bugünkü konuğumuz. Denizcilik Fakültesi eğitimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında ilk kez Yakında Üniversitesi'nde eğitim verilen alanlardan biri oldu. Ve bugün dekanımız e, Sayın Profesör Doktor Mustafa Altunç. Hocam ilk dedik Yakında Üniversitesi gerçekten bu topraklarda, bu coğrafyada ilkleri gerçekleştiren üniversite ve denizcilik fakültemizde Türkiye'de birkaç fakülteden sonra ilk olarak bir özel üniversitede ve Kuzey Kıbrıs'ta yakında üniversitesinde kuruldu. E, bu Kuruluş fikri, denizcilik eğitimi verme fikri nasıl başladı diyerek söze başlasak nasıl olur? Evet, çok teşekkür ederim. Önce davetiniz için teşekkür. ve hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hocam. Hem 25. üniversitemizin 25. yıl dönemi, hı hı. hem yeni görevleriniz, yeni misyonunuz, yeni ortamınız. Teşekkür ederim hayırlı hocam. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimle. Ee, bizi dinleyenlere, izleyenlere de selam, sevgiler, hayırlı günler dilekleriyle sözlerimi başlamak istiyorum. Evet yakında o üniversitesi bildiğiniz gibi her şeyin ilkidir. Hem Kıbrıs'ın, Kıbrıs halkının üniversitesi hem de her şeyde bir ilki. Kurucu direktörümüz Doktor Suat Günsel'in üstün müzyon yanını biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Daha 1996 yılından beri kurduğumuz Denizcilik Fakültesi. Bugünkü geldiğimiz hale ben şahsen tahmin etmiyordum. Ama Suat hocamız bunu görmüş, ve 1996 yılında 6 kişiyle 8 kişiyle başladığımız fakülte bugün 500'lerde oynamakta. tek bölümle başladığımız fakültemiz bugün 3 bölüm artı bir de meslek yüksek okulu ve meslek yüksek okulunun da 3 bölümü 6 bölüm. Bu da yetmez. artık ihtisaslaşmak gerekir. Denizin kenarına gitmek gerekir diye bir de Girne Girne Üniversitesi e, kurduk. Hı hı. Bu Girne Üniversitesi tamamen denizcilik ihtisas dalında bir üniversite olacak. Biliyorsunuz geçenlerde temel atma töreniyle e, onun kardeş da kardeş üniversite. Kardeş üniversite. Onun ona da denizcilik e, lisanı ile bir bismillah dedik. E, hala daha e, yakında yakın da üniversitesi denizcilik fakültesi Kıbrıs'ta tek denizcilik fakültesi ilk denizcilik fakültesi hele hele her üç bölümüyle e, Türkiye'de dahi e, üç bölüm üniformalı olarak e, eğitim vermeyen e, veya Kıbrıs'ta e, sadece üç bölümüyle Türkiye dahil üniformalı olarak eğitim veren tek üniversite, tek fakülte Yakın Doğu Üniversitesi Dengecilik Fakültesidir. Biliyorsunuz üç tane bölüm dediğimiz zaman Türkiye'de DEK dediğimiz denizcilik eğitim konseyinin toplantıları olur. Geçen hafta yine bir Ortay'dınız. toplantı olmuştu Van'da. Oraya katıldık. Bazı fakültelerin veya yüksek okulun dört yıllık eğitim veren denizcilik eğitimi veren kurumların konseyi o. Bir bölüm var. Bazılarında iki bölüm var. Çok azında üç bölüm birden var. Biz de o çok azının hem de üniformalı olarak Tek fakültesiyiz ve deniz ulaştırma işletme mühendisliği adını almış olsa bile bizde güverte adı hala da hakim ki eş değeridir deniz ulaştırma işletme mühendisliği. İkincisi e, deniz işletmeciliği ve yönetimi bölümü. Bir üçüncü e, bölümümüz de az önce söylediğiniz 90 e, program arasında gemi makineleri işletme mühendisliği bölümüdür. Bu üçü de e, dört yıllık eğitim vermekte hazırlıktan sonra Hazırlık eğitiminden sonra aynı şekilde e, iki yıllık meslek yüksek okulumuzla, denizcilik meslek yüksek okulu ismiyle yakında oynuyoruz. Yani iki yıllık de. derken hocam ara eleman yetiştiren. Ara eleman aynen ara eleman yani dört yıllık e, bir deniz ulaştırma işletme Hı -hı. mühendisliğinden mezun olan bir kişi yani güverte bölümünden mezun olan bir kişi uzak yol kaptanı olabiliyorken yani nedir uzak yol kaptanı işte geminin sınırı yok, e, boyutunun sınırı yoktur. Hı -hı.